Gölpazarı ilçe ve köylerinde bulunan ve sonra sergilenmek üzere Bilecik Müzesi'ne teslim edilen antik çağa ait mezar, sunak ve mit taşları üzerindeki yazıtlar dikkatlice incelenmiş, yazıtlarda geçen yer ve şahıs isimleri derlenerek bir araya getirilmeye gayret edilmiştir. Yazıtların bulunduğu yerler doğru kabul edilerek tercümelerden bölgemiz köylerin en eski isimleri, kuruluş tarihleri ve o dönemlerde yaşamış halka ait şahıs isimleri tablo haline getirilmiş, böylelikle köylerin antik çağ kuruluş tarihlerine ulaşılmıştır. İncelemeler esnasında edindiğim en önemli sonuç, Osmanlı arşivlerinde bulunan nüfus defterlerinde 1485 olarak gösterilen günümüz köy yerleşimleri kuruluş tarihlerinin bilinenin aksine çok eski yıllara kadar uzandığıdır. Osmanlı kuruluş döneminde konar göçer Türkmenlerin önceden boşaltılmış eski köy yerleşim alanlarına yerleştirildikleri kuvvetle ihtimaldir. Antik Roma yer ve şahıs isimleriyle ilgili çalışmalar yapan dil bilimciler, Gölpazarı ve yöresinde bulunan yazıtlardaki yer ve şahıs isimlerinden yola çıkarak bölgedeki ilk yerleşimin köklerine ulaşmaya çalışmışlardır. Bölgede Frigçe ve Trakfrigçe isimlerin yer aldığı yazıtlara yaygın olarak Gölpazarı ve Yeni Pazar çevresinde rastlanılmıştır. Mekeçe yakınlarındaki Akçakaya ve Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütçü köyü gibi yerleşim yerlerinde Trak kökenli kişisel isimlerin Göynük Deresi'nin her iki tarafında da bulunduğunu ayrıca tespit etmişlerdir. Dil bilimciler tarafından isimlerden yola çıkarak Gölpazarı ve yöresiyle ilgili yapılan çalışmalarda eski çağlarda Trak ve Frig kökenli halkın yaşadığı bölgeler şu şekilde listelenmiştir. Trak kökenli halkın yaşadığı köyler Söğütçük, Hamidiye Bolatlı, Büyükköy, Tongurlar ve Gözeçanlar. Frig kökenli halkın yaşadığı köyler ise Bolatlı, Keskin, Bağışlar Kavak Köyü, Hacıköy ve Dokuzköy'dür. Sakarya Nehri'nden Mekeceye isimli kitap bölümünden Gölpazarı'nda bulunan göl ile ilgili ufak bir tip yazı ve alıntı yapılan kaynak dikkatimizi çekmiş. Fakat alıntı kaynak bulunamadığından göl ile ilgili yeterli bilgi elde edilememiştir. Bölge ile ilgili bu çalışmaların daha da derinleştirilmesi için özellikle bölgede bulunan yazıtların, sunakların ve diğer taşların yetkililere derhal bildirilmesi gerektiğini önemle rica eder, bu buluntuların bölge için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu hatırlatmak isterim. Gölpazarı, Totai Enoi. Totai Enoi ismi Tatayos'tan evrilmiştir. Onur yazıtının bulunuş tarihi M.Ö. 102 ila 114. yıllar arasındadır. Urgancılar, Tongurlar köyleri, Mosi Enoi. Mosi Enoi ismi Mosiena'dan evrilmiştir. Bölge Tongurlar ve Urgancılar köyleri arasında yer aldığından her iki köyümüzde bu isimle adlandırılmışlardır. Yazıtta adı geçen Saylamtanoi yer adı Keskin köyüne ait yer adıdır. Tarih M.Ö. 131 ve 132. yıllardır. Keskin köyü, Saylamtanoi. Saylamtanoi ismi Saylanta isminden evrilmiştir. Onur yazıtının bulunmuş tarihi M.Ö. 122. yıldır. Antik Çağ Roma atlasında bölge Gözeçanlar Hacıköy köyleri üst yamaçlarında bir konaklama yeri olarak gösterilmektedir. Kasımlar Köyü, Dokimeion. Kasımlar köyünde bulunan Onur yazıtından köyün isminin Dokimeion olduğu anlaşılmaktadır. Onur yazıtında
Genlios isimli kişinin bölgeye yerleşik halktan biri ya da bölgeye sonradan gelmiş ticaretle uğraşan bir tacir olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dokimeion yer adı bilimsel kaynaklarda Afyonkarahisar'a bağlı Hisce Hisar olarak gösterilmekle birlikte Onur yazılı Kasımlar köyünde bulunmuştur. Tarih belirtilmemektedir. Karaağaç Köyü, Teos. Mezar yazıtında adı geçen Teoslu Anekreon ifadesi, Karaağaç Köyü'nün antik çağdaki en eski yer adı olduğuna dair bir kanıt olma özelliği taşımaktadır. Mezar taşının orijinal Türkçe metni slide'da olduğu gibidir. Tarih bilinmemektedir. Bu taş altında baba Hermenias'ın ve ana Stratonike'nin merhum kızını saklamaktadır. Stratiyai gözyaşları arasında Hades'e koyduktan sonra asma dallarıyla bezeli bir mezar yaptırdılar ona. Ebeveyninden sadece 3 yıl kısmetlendi. Böyle kısa yaşadı. Şimdi ise bizi bütün yaşam boyunca acıya terk edip gitti. Çımışkı Köyü, Tızımiskes. Çımışkı Köyü'ne ait Tızımiskes yer adı 969 ila 976 yıllarında yaşamış bir Roma imparatorunun adıdır. Çımışkı Köyü halkı köylerine bu ismi dönemin Roma imparatoruna ithafen verdiği anlaşılmaktadır. Bu bilgiler Çımışkı Köyü'nde milattan sonra 1. asırda yerleşimi var olduğunun temel kanıtıdır. Osmaneli Soğucak Pınar Köyü Eikralenoi. Eikralenoi yer adı yaralandığım kaynakta Büyük Köyü veya Medetli Köyü olarak geçmektedir. Fakat mezar taşları üzerinde yaptığım okumalarda yer adının Osmaneli ilçesi Soğucak Pınar Köyü'ne ait olduğu kanıtlanmıştır. Tarihi milattan sonra 212. yıllar sonrasıdır. Arıcaklar Köyü. Arıcaklar Köyü'nde bulunan adak yazıtında Kranasoğlu ismi geçmektedir. Osmanlı tarihçileri Neşri ve Aşık Paşazade bölgenin 13. ve 14. yüzyıldaki yer adının Gölferanazoğlu veya Kalanozoğlu olduğunu yazmış ve bu yer adı bilimsel yazıtlarda yerini almıştır. O devirde yaşayan bölge halkı tarafından söylendiğini kabul ettiğimiz Karanasoğlu ismi 14. yüzyıl Osmanlı tarihçilerin kitaplarında bölge adı olarak kullanıldığı kuvvetle muhtemeldir. Onur yazıtında geçen Karanasoğlu ismi bölge tarihi için çok önemli bir isimdir. Karanasoğlu isminin bölgesel tanrı ismi olduğu, yer adı olarak kullanılamayacağı bulunan bu Onur yazıtı ile kanıtlanmıştır. Kitaplarında bölgeyi Gölferanus veya Kalanus olarak tanıtan tarih bilimcilerin Onur yazıtında adı geçen ifadeyi tekrar yorumlamaları bölge tarihi için önem arz etmektedir. Uğurlar olsun yüceler yüce Zeus, Arkargatolos'a, haberci kuşu, yükseklerden uçan şu Kartaya heykelini Dikadas adadı. Ey baba Kranosoğlu, senin buyruklarına uydum böylece. Sen verirsin çünkü güzeli ve iyiyi, dindarca yakarını. Ben Cassius Popilianus Nicadas. Babam Cassius Nicadas ve dedem Demetrius'tan beri aile mesleğimiz olan pazar yeri yöneticisi, ömür boyu içki dağıtım ve kontrol başkanı ve cimnazyum yöneticisi ve yazman ve yeni kurulan tapınağın yapım işlerine bakan kimse olarak rüyamda aldığım tanrısal buyruk uyarınca bu kartal heykelini sunakla birlikte Zeus Arkargatos'a sağladım. Thank you.
elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Gölpazarı ve yöresine ait antik çağ tarihini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu çalışma yeni başlangıçlara bir vesile olur ve memleketimin tanıtımına bir katkı sağlar. Antik çağ bölümümüzü mezar yazıtlarından derlediğim bir şiir ile tamamlamak istiyorum. Her şeyi büyüleyen, şarabı besleyen, ey üzümün anası asma kütüğü, tam bir sarmaş dolaştıkla büklüm büküm boyat, tırman Teoslu Anekleon'un mermer taşının başına ve sar her yandan hafif yığılmış toprağını mezarının. Niçin ağlayıp sızlarsın baba? Ölümlüler içindir bu acı yazgı. Kimse üzülmesin ölüm denen sona. Çünkü bu amaçla verildik yaşama. Ey sözcükler ve mezar kolukları, dile getirin kendisi için nice gözyaşı dökülmüş Anekreon'u. Belki biri duyar ve yaşatır geçmiş hatıratımı ve önünde hafifçe gözyaşı döker bu sunağın anısına.